Herkese merhabalar. Bugün sizlere sevgililer günü için hazırlamış olduğum kalpli kek tarifi vereceğim. Şahane bir tarif ve krema. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle 4 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım ve içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyerek şekerimi ve yumurtalarımı güzelce 5 dakika kadar çırpıyorum. Ardından içerisine 1 su bardağı kadar süt ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyerek sıvı karışımlarımı da yaklaşık 1 dakika kadar şöyle bir çırpıyorum arkadaşlar. Daha sonra içerisine 3 su bardağı kadar un ekliyorum. 2 paket kadar kabartma tozu ve 1 paket kadar vanilyayı ekleyip güzelce çırpıyorum. Ve şimdi çok azıcık 3'te 1'i kadar olacak şekilde hazırlamış olduğumuz kekten ayırıyorum ve daha sonra bu keki kırmızı olarak yapacağım arkadaşlar. Kırmızı gıda boyası katıyorum ve hafif koyu olmasını isterseniz benim gibi şöyle 1 çay kaşığı kadar kakao ekleyebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum kırmızı karışımı tepsime yağlı kağıt serdim ve yağlı kağıda güzelce bir şekilde yayıyorum gördüğünüz gibi ve 170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 10-12 dakika aralığında kontrollü pişiriyorum. Kırmızı kekim güzelce pişerken ben de kalan harcımın içerisine 2 yemek kaşığı kadar kakao ekleyerek güzel bir şekilde çırpacağım ve kalp şeklinde kırmızı olanları keseceğiz arkadaşlar. Direkt sade de yapabilirsiniz. Ben kakaolu yapmak istediğim için kakao katıp çırptım. Şimdi kırmızı olarak yapmış olduğum pandispanyam pişmiş. Fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakacağım. Evet, şimdi soğuyan pandispanyamı gördüğünüz gibi böyle pandispanya gibi bir kek oldu. Şimdi şöyle kolay bir şekilde çıktığı için küçük bir kalple kesiyorum her tarafını. Kaç tane çıkarsa o kadar kesebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğumuz kakaolu karışımı şöyle margarinle yağlamış olduğum dikdörtgen bir borcamın içerisine döküyorum yarısını ve kalplerimi güzel bir şekilde tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştiriyorum ve üzerini tekrar kakaolu harcımla kapatıp 175 derece önceden ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar kontrollü pişiriyorum. Kekim 35 dakika kadar pişti ve fırından çıkartıyorum. Soğumaya bıraktığım kekimi şimdi soğuduktan sonra şöyle bir kalıbın içerisine çıkartıyorum arkadaşlar. Kolay bir şekilde çıkacaktır margarinlediyseniz. Ve şu şekilde koydum. Sizlere dilim halini de göstereceğim birazdan. Üzeri içinde ben şöyle kırmızı harcımdan kalan kekimi rondodan çektim. Ve şimdi kremasını hazırlayıp kremayla süsledikten sonra sunum aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Ben bu aşamada pasta jelatini kullandım. Pasta jelatini ile etrafını sardım. Direkt kalıbın içerisine oturtursanız kremayla beraber çıkarmak zor olacaktır. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra 1 paket kadar süt kremasını 1 paket toz krem şanti ile beraber çırparak güzel bir şekilde katı bir krema elde ediyoruz. Kremamı güzel bir şekilde katı bir hale getirdikten sonra ben sıkma torbasına doldurdum ve güzel bir şekilde düzgün bir şekilde sıkmam için bu hale getirdim. Daha sonra kekimin üzerine güzel bir şekilde sıkıyorum ve önceden ayırmış olduğum toz halindeki kırmızı kekimi de üzerine serpiştirerek sunum aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi güzelce bıçağımla kesiyorum ve sizlere iç kısmını göstereceğim. Çok güzel bir tarif arkadaşlar ve çok farklı bir tarif gerçekten. Kestiğiniz zaman içerisinden kırmızı kalpler çıkıyor. Sevgililer gününe özel yapabileceğiniz şahane bir tarif. Denerseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim veya sipariş vermek isterseniz Instagram adresim üzerinden veya buradan bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.